Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Malum hafta devam ediyor, lig devam ediyor, mücadele devam ediyor. Üstelik nefes nefese devam ediyor. Ligdeki bu mücadele devam ederken bir yandan da takımlar yeni sezonda oluşturacakları kadrolar için scout ekipleri üzerinden araştırmaya devam ediyor. Bu takımların başında da Galatasaray'ın geldiğini söylememe bilmem gerek var mı? Galatasaray bu konuda özellikle scout aracılığıyla yapılan transferlerde diğer takımlara göre bir hayli önde. Bugün Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Tabii sadece scout'un belirlediği oyuncular üzerinden değil, genel olarak haftanın bir değerlendirmesini ya da işte geride kalan 1-2 günün değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, abone oluyorsunuz, yorum ve değerlendirme gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Galatasaray'ın gündemine geçmek istiyorum. Gündemde neler var? Hepimizin bildiği gibi Galatasaray 3 gün önce Antalya Bele'ye gitti ve kampa girdi Alanyaspor maçı için. Alanyaspor maçını Fatih Terim gerçekten çok önemsiyor. Çünkü Alanyaspor'la oynanan maçlarda ciddi sıkıntılar yaşandı ki en son Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti Galatasaray. Üstelik de kendi sahasında oynadığı bir karşılaşmada bunu söyleyebiliriz. Ve kamp kadrosuna Feghouli'yi, Falcao'yu alması ve oraya götürmesi de açıkçası dikkat çekici bir olaydı. Ben Feghouli'nin henüz maç performansına hazır olduğunu düşünmüyorum, net söyleyeyim. Ama mutlaka kadronun içerisinde yer alacaktır. Belki dakikalar ilerledikçe maçın belli bir bölümünde görev de alabilir. Falcao konusunda şunu söyleyeyim. Artık Mustafa Muhammed bu takımın bir numaralı santraforudur ve Falcao için artık işler tersine döndü. Çok fazla şans bulabileceğini düşünmüyorum. Ancak Mustafa Muhammed'in sakat, cezalı ya da formsuz olabileceği durumlarda şans bulabilir. Ya da belki de rakip takımların güç olarak biraz aşağıda olduğu dönemlerde Fatih Terim çift forvet olarak ikisini kullanabilir ama artık birinci forvet yani birinci santroforu Mustafa Muhammed olduğunu söyleyelim. Mustafa Muhammed'le ilgili de ilginç bazı gelişmeler var. Mısır'da hani neredeyse milli kahraman oldu Galatasaray'daki başarısı nedeniyle ve eski yıldızlar hem Türkiye'yi tanıyan hem de önemli yıldızları artık Mustafa Muhammed hakkında Mısır basınına da açıklamalarda bulunmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Mido, diğeri Ahmet Hasan. Her ikisinin açıklamaları da açıkçası büyük övgüler taşıyor. Özellikle de kendisini Drogba'ya benzetiyorlar. Galatasaray'ın yeni Drogba'sı olacak diyenlerin sayısı bir hayli fazlalaştı. Devam edelim isterseniz şöyle Arda Turan konusunda bir gelişmeyle devam edelim. Çünkü şöyle söyleyeyim gündemimizde çünkü çok fazla sayıda madde var. Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray 3 bölge için arayışlarını sürdürüyor. Hani dedim ya scout konusunda ve nokta atış isimler belirleniyor. Bir önemli konu da şu. Galatasaray ile Fenerbahçe sezon sonunda bir oyuncu için yeniden karşı karşıya gelecekler. Bakalım bu kez finali kim yapacak onu da söyleyebiliriz. Belhanda konusunda sürpriz bir gelişme var. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve Arda Turan konusu demiştim. Arda Turan konusuna şimdi gelelim. Arda Turan için kaldı 7. Nedir bu 7? Onu söyleyelim. Arda Turan 1+1 yıllık bir sözleşme yaptı. Bu sözleşmenin uzaması için 22 maç ilk 11'de görev yapması gerekiyordu. Şu ana kadar 15 maç oynadı. Geriye 7 maçı kaldı. Ve bu 7 maçta oynarsa Arda Turan 1 yıl daha sözleşmesini uzatacak. Ve 5 milyon TL yalnız 5 milyon TL. Tabi Arda Turan gibi bir oyuncu için çok mütevazı bir ücret olduğunu da söylememe bilmem gerek var mı? Bu noktada enteresan bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Nasıl bir kadro bekliyoruz Alanya'da? Ondan sonra başka şeylere de geçeceğim ama Alanya kadrosunu söyleyeyim. Biraz dağınık oradan buradan söylüyorum ama gerçekten enteresan gelişmeler olduğu için söylüyorum. Çünkü Belhanda konusunda bir gelişme var onu da paylaşacağım. Muslera'nın kalede oynayacağı Yedlin, Donk, Markao, Ömer Bayram, Taylan, Belhanda, Getson, Fernandez, Arda Turan, Onyekuru ve Mustafa Muhammed gibi bir kadroyu bekliyoruz. Tabi burada 1-2 oynama olabilir. Mesela Kerem'in performansı nedeniyle tercih edilir mi? Emre Kılınç ilk 11'de yine
olur mu gibi sorularımız, soru işaretlerimiz var ama maça daha olduğu için çok net bir kadro olarak bunu söylemeyelim. Net kadroyu biraz maça doğru yaklaştığımızda söylersek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Belhanda konusunda bir gelişme var demiştim. Belhanda konusundaki gelişmeyi sizlerle paylaşmaya çalışayım. Biliyorsunuz Belhanda Galatasaray'dan 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyordu. Bu ücreti yönetim 1 milyon 500 bin euroya kadar çekmek istedi. Açıkçası Belhanda da kabul etti. Yani ben 1 milyon 500 bin euroya oynarım. Zaten Türkiye'deki yerleşimi, Türkiye'de kalma isteği herkes tarafından biliniyor. Ama menajeri girdi devreye, William Davila. Dedi ki 2 milyon 250 bin eurodan aşağı olmaz. Açıkçası aradaki o 750 bin euroluk fark onun cebine de %10'luk, %20'lik bir pay olarak gireceği için böyle bir durumla karşı karşıya Belhanda ve Galatasaray. Ama Galatasaray bu konuda tavrını koymuş vaziyette. Ve Galatasaray şunu söylüyor. Sezon sonuna kadar performansına bakacağız. Eğer o performans bizi tatmin ederse seninle 1 milyon 500 bin euro üzerinden devam edebiliriz diyor ki bence çok doğru. Çünkü oyuncu enteresan bir yapıda. Tam kendini veriyormuş gibi görmüyorum ben, tatmin edici olmuyor. Kalitesi var, evet onu biliyoruz ama yani kalitenizi sahaya yansıtmadığınız sürece de bir anlam, bir değer ifade etmiyor, onu söyleyebiliriz. Şimdi dedik ki Galatasaray scoutları çalışıyor. Gerçekten çok ciddi bir çalışma içerisinde Galatasaray scoutları. 3 bölge için Fatih Terim'in talimatıyla harekete geçtiler. Birincisi stoper. İkincisi sol bek, üçüncüsü 10 numara. Şimdi stoper neden arıyor? Malum Luyendama'yı göndermek istiyor Galatasaray. Marcão'nun da gitme ihtimali var. Onun için de stoper arayışı yeni sezon için çok değerli. Bu manada 3 önemli isim belirlenmiş vaziyette. Bu 3 önemli ismin biri, ikisi duruma göre transfer edilebilir noktada. İsterseniz önce stoper bölgesinden başlayalım. Belirlenen isimler üzerinden konuşalım. Bir kere onu zaman zaman gündeme taşımıştık, hatırlayacaksınız. Stoper bölgesindeki isimleri. 3 bölge dedik. Stoper, sol bek, 10 numara dedik. Stoper bölgesindeki o isimleri şimdi tek tek gündeme taşımak istiyorum size. Kimler var bu stoper bölgesinde önemli isimler olarak? Onları anlatalım size. Evet, bunların başında çok önemli bir isim Ferro var. Ferro Valencia'da kiralık oynuyor. Benfica'nın oyuncusu. 3 yıl daha sözleşmesi var. Şimdi 3 yıl daha sözleşmesi olan bir oyuncu nasıl alınabilir? Sağ ayaklı bir stoper, 23 yaşında. Yani Marcão gitmez de Luyendama giderse rahat rahat yanında oynayabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Şimdi devre arasında da Galatasaray bu oyuncunun transferi için bir çaba sarf etti. Ancak Portekiz basınına göre Galatasaray biraz geç kaldı bu noktada. Ve Valencia erken davrandığı için oyuncuyu aldı. Şimdi burada mesele şu, 3 yıl sözleşmesi var. Oyuncu Benfica'da kiralık Valencia'da oynuyor. Valencia'nın 20 milyon euro gibi rakamlara, yani onun bedeli olan rakamlara çıkma olasılığı var. Dolayısıyla Valencia oyuncuyu alabilir mi sorusu gündeme geliyor. Bence olmaz. Neden olmaz onu da söyleyeceğim. Çünkü Valencia bu sezon sadece kiraladıktan sonra bir maçta 90 dakika oynattı oyuncuyu. Dolayısıyla hani bir maçta 90 dakika oynattığınız oyuncudan verim alamıyorsunuz demektir. O zaman da 20 milyon euro gibi bir rakam bu oyuncu için düşünülmez. Peki Galatasaray'a nasıl gelecek 20 milyon euro civarındaki bir oyuncu? Onun yolu da şu. Tıpkı Gedson Fernandes gibi gelecek. Yani Terim ile Rui Costa arasındaki o yakın ilişki oyuncunun kiralık olarak gelmesi, yani satın alma opsiyonuyla gelmesini gündeme getirebilir. Birinci ismimiz Ferro dedik. Ferro ile ilgili genel durumu sizlerle paylaşmaya çalıştım. İkinci isim ki bu sezon başından beri gündeme gelen, yazılan bir isim. Onu da hemen hatırlayacaksınız. Luis Abram ismi. Luis Abram da sol ayaklı bir stoper. Yani Marcão'nun gitmesi durumunda çok cazip hale gelecek. Özellikle scoutların oyuncuyu takip ettiğini söyleyebilirim. 1.82 boyunda, 24 yaşında ve sözleşmesi biten oyunculardan. Dikkat çekici nokta oyuncuların genellikle yaşları. Fatih Terim artık
yaşlı oyunculardan genç oyunculara doğru dönüş yapıyor. Dikkat ederseniz işte Onyekuru, Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, yani saydığımız zaman Taylanlar hep 26, 24, 26 hatta 22 yaş bandında oyuncular var. Dolayısıyla yani ortaya çıkan şu, genç oyuncuları alıp hem değerlendirmek hem de ikinci satışlarını sağlamak istiyor. Luis Abraham o da çok önemli bir oyuncu. Vélez Sarsfield'de oynuyor. 24 yaşında sol ayaklı bir stoper. İkinci alternatif bu. Gelelim üçüncü alternatife. Üçüncü alternatif bir yerli stoper. Ancak bu yerli stoper konusunda ciddi bir sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Çünkü oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğunu biliyoruz. Ben bunu A-Spor'da açıklamıştım. Fatih Kuruçuk'tan bahsediyorum. 1.92 boyunda, 23 yaşında, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu sezon 10 maç forma giydi. 8'i ligde, 2'si Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şimdi oyuncuyla ilgili şunu söyleyeyim. Her iki kulübün de yakından takip ettiği, görüşme zemini aradığını biliyoruz. Neden? Sayın Başkan, Karagümrük Kulübü'nün Başkanı Süleyman Hurmay'la görüştüm. Ben sözleşme yapmak için kendisiyle görüşme çabası ortaya koydum ama belli ki kafasında gitmek var diyor. Bu da ortaya net bir şekilde neyi çıkartıyor? Oyuncu bu takımlardan, Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan birine gidecekmiş gibi görünüyor. Fatih Kuruçuk da geçen sezon, yani sezon başında da İtalya'dan teklif alan oyunculardan bir tanesiydi. Onu vurgulayalım. Şimdi stoper alternatiflerini söyledik. Sol bek alternatifi beni izleyenler zaten zaman zaman gündeme getirdiğimi biliyorlar. Jairo Moreno'dan bahsediyorum. Neden sol bek alternatifi diyoruz? Sol bekte Emre Taşdemir görüyorsunuz zaman zaman sakatlanıyor. Saracchi için de Leipzig tam 5 milyon euro istiyor ki bu çok ciddi bir rakam. Oysa Jairo Moreno 25 yaşında Kolombiyalı sol bek ve orada enteresan tarafı onu almanın kolaylığı. Kolaylığı nedeniyle takip eden scout ekibi takip ediyor ve Leon takımında Meksika'da 76 maçta 8 gol 5 asistle oynayan değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Jairo Moreno sezon sonu Galatasaray'ın sol bek tarafını kontrol edecek oyuncu olabilir. Şimdi bir de Belhanda'yla ilgili problemden dolayı Gedson Fernandez var. Belhanda'yı gönderip yerine başka bir oyuncu gelebilir mi diye bir araştırma var. Ondan da bahsedeceğim size. O da 10 numara araştırması. Galatasaray bir 10 numaraya ihtiyaç duyduğu gerçeğini bir kez daha vurguladı. Orada da enteresan bir isim Otavio Monteiro ismi var. Portolu oyuncu. 2014'te Porto'ya geldi. Gimareş'e kiralandı. 169 maç, 17 gol, 45 asisti var oyuncunun. Böyle bir oyuncunun da transferi çok önemli olabilir düşüncesinde Galatasaray. Otavio Monteiro bir başka isim. Yani sonuç olarak şunu söyleyelim. Stoper'de Ferro, Luis Abraham, Fatih Kuruçuk. Sol bek'te Jairo Moreno ve 10 numarada Otavio Monteiro Galatasaray'ın gündemindeki isimler. Bir yandan size Galatasaray'ın gündemini anlatırken bir yandan da scout ekibinin gündeme aldığı ve dikkat ederseniz oyuncuların tamamının genç olmasının çok önemli bir avantaj olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir enteresan tarafı da var Otavio Monteiro'nun. 169 maç oynamış, 17 gol 45 asisti var. Asist konusunda çok önde bir oyuncu. 45 asist çok ciddi bir rakam 169 maç için. Gole katkısı açısından da baktığınızda neredeyse her 3 maçından birinde de gole katkı yapmış bir oyuncu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.